Yine ertesi günden merhaba. Olanları size anlatmak için sabırsızlanıyorum. Birazcık dehşet dolu dakikalar yaşadığımı da öncelikle bilmenizi isterim. Biliyorsunuz dün vergi dairesiyle uğraşmaktan ciğerim solmuştu. Saat 4'e 4.30'a kadar vergi dairesiyle konuşmuştum. Sonra da telefon görüşmelerimi yaptım. Saat 6.30-7 oldu. Hemen hızlıca bir makarna yaptım falan. Evde içtim. Emrah gelince bir şeyler yesin falan diye birazcık yemek hazırlığına hızlıca giriştim. Normal haftalık yemekleri de yapmadım ki bugüne sizinle video çekerim diye. Akşam da vakitlice birazcık Yüzüklerin Efendisi'ni izledik. Sonra da uyuduk. Gece arkadaşlar ben bir sıvı gelmesi gibi bir hissiyatla uyandım ve sırılsıklam hissettim kendimi. Dedim ki suyum geldi. Hemen Emrah'ı uyandırdım. Emrah dedim yani burada bir anormallik var. Normalde böyle akıntı falan hani geliyor ya. Bu ama inanılmaz bir boyutta. Yani inanılmaz bir boyutta da demeyeyim. Bundan çok daha yoğun yani elimi sürme bacaklarım falan hep ıslanmıştı. Bu arada panik yapılacak bir şey yok. Öncelikle onu söyleyeyim. Siz bir paniklemeyin bunu duyana kadar. Ama tabii çok korktum. Onun üzerine de hani ne yapılabilir? Hani çünkü böyle suyum geldi şeklinde böyle foşur foşur değil ama damla damla olduğu için ve sonra da peçete koyuyorum. Sürekli peçete nemli. Böyle olduğu için de birazcık endişelendim. İnternetten baktım. Su diyor işte damla damla da gelebilir ve böyle durumlarla karşılaştığınızda hemen doktorunuza başvurun. Ben doktora yazdım. Doktor tabii ki sabahtan görmedi. Biz saat 8.30'da atladık. Gittik hastaneye. Ben bu arada ben banyomu yaptım. Suyumu içtim. Birazcık böyle idrara sıkışmış olunca o uzunluğu falan daha iyi görebiliyorlar. Doktora gittim işte Hayri hocama bayılırım. Biliyorsunuz beni Instagram'dan takip ediyorsanız onun benim için yeri apayrıdır. Hocaya gittim falan. Hocam dedim ya böyle böyle bir şey var mıdır? Yok dedi hani akıntıdır dedi. O zaman dedim ben gideyim mi? Hayır dedi. Muayene edeceğiz. İşte o anda. Neyse bebeğin kalp atışını duyduk. Muayenemi oldum. Birazcık sıkıntılı oluyor. Böyle sıkıntılı oluyor. Öksürüyorsun falan hani bilmem ne. Neyse işte baktık işte hem normal muayene hem işte ultrasonu hem vajinal muayenem yapıldı. Normal olduğu söylendi. Fakat yoğun bir mantar olmuşum. O akıntıymış. Evet ama mantarım varmış arkadaşlar ve böyle olunca ilaçlar vesaire tekrar verildi bana. Oluyormuş. Hamileliklerde oluyormuş ama hani hoca olmadan böyle adım atmak istemedim. Yani ben hani mantar olacağını da düşünmedim. Akıntıdır falan normal işte idrar yolu enfeksiyonum var. Akıntıdır falan diye düşündüm ama hoca da ilaçlarımı verdi sağ olsun. Onları aldım. Böyle bir süreç yaşamış olduk. Eğer aranızda hamile olanlar varsa benim öğrendiğim bildiğim kadarıyla bebeklerin o içerisindeki sıvı bebekleri aslında dış bakterilerden mi derler? Mikroplardan mı artık neyse ondan da koruyormuş. Yani o suyun bitme hali yavaş yavaş ya da hızlıca bitme hali. Direkt böyle siz işte doğuma gidiyorsunuz işte böyle böyle olarak düşünmeyin. Damla damla sızıntı şeklinde de gelebiliyormuş. Bitme hali ya da azalma halinde doktorunuzun bilmesi gerekiyormuş. Ve hani erken böyle 37. haftadan öncelerdeyse özellikle her şekilde bilmesi gerekiyor da özellikle erken doğum kısmındaysa ona göre şimdi doktor bilecek ki sizin sıkıntınızda belki çocuğun ciğerlerinin gelişmesi için iğne yapılıyormuş ya da ne kadar tutabiliyorlarsa anne karnına tutuyorlarmış, serum takıyorlarmış. Bu yüzden bunu atlamayın. Ben bir doğuracağım sandım. Yalan yok, bir korktum. İnşallah onun ve bütün çocuklar için en hayırlısı, en sağlıklısı anneler için de nasip olur. Durum böyleydi. Sabah böyle bir sıkıntı yaşadık. Gece daha doğrusu. Ben gelince tabii direkt yattım ve Dijitürkçüler geldi. Evde televizyon yoktu ya size bahsetmiştim. Artık var arkadaşlar. Artık evde yerel televizyonlarımız var. Kurulum yaptı sonra ben her yeri tabii yerleri falan çamaşırlarla sildim. Durum böyle. Bugün dün kaldığımız yerdeyiz. Saat 4'e geliyor. Geçiyor. 4 çeyrek geçiyor. Ben birazcık Müge Anlı izliyorum. Bir şeyler atıştırdım. Şimdi ilaçlarımı içeceğim. Sonra bir mutfağı toparlayacağım. Dün bu korkuları yaşarken bebeğin sağlığı işte vesairesi dışında aklımda iki şey belirdi. Bir hastane çantası, iki ev temizliği arkadaşlar. Evi temizliyoruz. Bu saatten sonra evin bütün düzenini oturtuyoruz. Bugün, yarın full itibariyle temizlik. Bu da her şeyden habersiz. Güzellik. Deliriyorsun değil mi? Aşkım. Aşkım. Pati ver. Ver pati anne. Aferin sana be.
Mama ister misin? Sana mama verelim mi? Durdu. Çok istiyor galiba. Hadi. Hadi mama. Hadi. Hadi mama. Bakar mısın? Dijitür kutusunu da silmişim. Kolonya ile ne hale gelmiş. Ay, dün ben bir şey yaptım. Dur. Size anlatacağım. Şöyle bir bebek odasına gideyim. Arkadaşlar, ne oldu biliyor musunuz? Hemen anlatıyorum. Şunu dün fısfıslıyordum, kolonyalıyordum. Ve görüyor musunuz buraları? Hep rengi açıldı. Kolonya meğer buraya iyi gelmiyormuş. Allah'tan alt taraf şu anda hep böyle rengi açık şekilde. Üst tarafı yapmadan fark ettim. Çok ufak bir tarafla fark ettim. Arabanın şasisini de daha kolonyalamamıştım Allah'tan. Gizem'i aradım hemen, dedim ki Gizem artık o araba siyah değil. Gerçekten çok üzüldüm. Ama yani en azından çok kötü değil diye tahmin ediyorum. Bu tarafını da temizledik. Şimdi şasesini sadece tekerlekleri kaldı. Onları güzelce bir yıkayacağım. Ondan sonra çıkartırız. Güzelce yıkarız, kuruturuz. Tekrar koyup arabayı kapatıp şöyle işte koltuğun arkasına falan koyarız. Bizim zaten biliyorsunuz ki önemli olan şey puset olacak muhtemelen. Burada da valizimiz var. Bunu da Emrah babamdan getirdi. Bunu da güzelce sileceğim, temizleyeceğim. Bunu da hastane çantası olarak ayıracağım. Sonra da size burada bir video çekebiliriz isterseniz. Durum böyle. Evet, buradan artık çıkıyorum. Kargolarım geldi. Bunlara beraber bakarız. Bunun içerisinde, bu büyük kolinin içerisinde ekmek kızartma makinesi var. Altta ne var bilmiyorum. Trendyol'dan geldi bunlar. Burada da metal yapıştırıcı. Hani şu askıyı yapıştıracaktık ya. Bugün onu da hallederiz dedim. Çayımı güzelce bir içeyim. Ondan sonra da mutfağa başlayayım temizlemeye. Ben elimden geleni yapayım. Sonrasında Emrah da geldiğinde sağ olsun zaten yardımcı olur bana. Hani en azından arabanın lastiklerini falan sökmekte. Evet, bitiriyoruz arkadaşlar. Evin temizliğini bitirmem lazım. Yani bunu oturtmamız lazım gerçekten. Selam. Gerçek bir selam. Hemen bir güncelleme geldi arkadaşlar şu anda size. Şöyle birazcık dağıldık ama anlatıyorum. Şöyle güzelce büyük olan tekerlekleri çıkartıp yıkadım. Diğer tarafları da sildim ve kapattım. Bunu kaldırmıyorum çünkü belim falan bayağı bir ağrıdı eğilip eğilip silerken. Şu tarafını zaten silmiştim biliyorsunuz. Buraya hastane çantasını içinde bir dakika. Aman. Şöyle çanta var, bu ayrıca koyulacak biliyorsunuz. Bunun içerisine de birkaç şey gidecek. Bunları böyle ayarlayacağım. Alezi geçirdim. Çarşafını da yıkayıp bunun üzerine geçiririz. Mutfakta bir hayli iş çıktı. Şu ikinci makine şimdi yıkanacak. Buralar falan baya baya silinecek. Tek tek şunları da silip yerleştireceğim artık. Üstümü falan değiştirdim çünkü bir hayli yoruldum arkadaşlar. Birazcık oturacağım. Hem ilaçlarımı içeyim hem de biraz dinleneyim, sonra devam edelim. Üstüme bir şey alıp birazcık uzandım, dinlendim. Şimdi arkadaşlar yemek yapmaya başlayacağım. Çünkü ocağı sileceğim. Ocağı silmeden beni bilirsiniz. Önce bir yemek yapmak isterim. Bakıyorum hemen tavuğumuz var. Bir pilav yaparız. Tamam mı? Patatesle tavuk yaparız. Evet, böyle bir karışım yapalım. Birlikte yemek yapalım dediniz. Sizi kırar mıyım ben ya? Dur. Bir soğanımız var. Bunu doğrayayım, yıkayayım. Geliyorum. Hemen büyük olanı doğrayalım. Bir kısmıyla, tamam mı? Şey yapacağım. Tavuklu patates yemeği. Yani bir tane soğanla onu yapacağım. Bunlar pişerken de Müge Anlı izlerim. Tencereye zeytinyağı alındı. Soğan da eklendi. Tavukları hazırlayacağım. Şöyle bir olay var arkadaşlar. Doktorum toksoplazma yüzünden çiğ ete çıplak elle dokunmamamı söyledi. Bu yüzden eldiven kullanarak tavuklarımı yıkayıp şimdi doğrayacağım. Bu hamilelikte önemli bir detay. Toksoplazmadan bir nevi biraz daha korunmamızı sağlıyor. Şimdi tavuklarımı şöyle doğradım. Atıyorum. Hemen ellerimi yıkayıp geldim.
salça da ekleyeceğim. Şimdi salçalarımızın, tavuklarımızın içine patatesleri de ekleyelim. Suyumuzu ekliyorum. Eklemeden önce de sadece kırmızı biber, karabiber ve kekik ekledim. Tuz eklemiyorum. Biliyorsunuz tuz tüketmiyorum. Emrah tabağına isterse ekler. Şimdi bunu arkaya alacağım. Çorba zamanı. Şu çorbadan aldım. Yayla'nın ezogelin çorbası. Şimdi bunu deneyeceğim. Bu hazır çorba gibi değil bence. Yüreğin içerisinde tanecikler var. Bakalım nasıl yapılıyor. Şimdi diyor ki bu paketi diyor direkt dökün. Üstüne de diyor kaç? 8 su bardağı su ekleyin. 7 ve 8. Diyor ki 1 çay kaşığı tuz ekleyin. Ya çok az ekleyeceğim ya. Yeter. Ondan sonra ve 20 dakika kaynatın. Sonra da işte sıvı yağ falan ekleyin diyor. Tamamdır. Şöyle 20 dakika ben bunu kaynamaya bırakıyorum. Bu kaynayana kadar biz de pilavı yapalım, evet. Benim ölçüm 1'e 1,5 arkadaşlar. Pirinç pilavında da, bulgur pilavında da. Şöyle büyük bir bardak kullanacağım. Hangi bardak kullanırsam 1'e 1,5 yapıyorum. Yani 1 bardak pirinç ya da bulgur, 1,5 da su. Bundan 1 bardak ayıralım ve yıkayalım. Kettle'ımı da boşaltıyorum. 1,5 su ekleyeceğim buna. Bu arada da tereyağını tencereye alayım ben. Bu da erisin. 1,5. Şöyle bulgurlarımı kavuruyorum şimdi. Bunlar kavrulurken kettle'a basabiliriz. Sana da bir bakalım. Güzel güzel pişiyorsun. Aferin. Bunu biraz kavuracağım. Suyunu ekleyeceğim ve kapatacağım arkadaşlar. Dakikam asla yok. Ben böyle ara ara kontrol ediyorum. Suyunu çektikten sonra havlu peçete koyuyorum ve demlenmeye bırakıyorum. Bu arada en küçük ocakta ıslık ateşte pişireceğim. Tabii ki içine karabiber ekliyorum. Şimdi 20 dakika geçti. Bu böyle kaynadı, hatta taştı gibi. Burada da arkadaşlar birazcık sıvı yağ, birazcık tereyağı, salça ve patateslerimiz de olmak üzere. Birazdan bunu kapatacağım. Baya baya böyle 45 dakika yaklaşık içerisinde çorba, pilav bu arada demlemede şu anda kapattım ve patates yemeği yaptık, bence güzel. Ay yaşasın, dolapta nane de buldum. Böyle hepsini pişirip şimdi çorbaya ekleyeceğim. Peki salçası az mı oldu acaba? Bilemedim ki. Vallahi baya güzel. Tuzsuz ama benim hani olayım yüzünden. Ben çok beğendim. Yine ben geldim, oturuyorum. Yemeğimi de yedim arkadaşlar. Bence tarhana değil, ezogelin. Bence ezogelin bayağı iyiydi. Denemeniz lazım. Ben içerisine birazcık daha bir dahakine salça koyarım. Bilmiyorum, benim çok hoşuma gitti. Ben böyle taneli çorbaları da çok sevdiğim için. Şu arkayı tamamen temizledim gördüğünüz üzere ve oturdum. Şimdi tatlı yapacağım. Tatlı niyetine böyle kek falan yaparım diye düşünmüştüm ama unlu gerek yok dedim. Birazcık daha tatlı gibi tatlı yapacağım. O da irmik, süt, kakao ve irmik. Hepsi bu kadar. Ha bir de şeker. Hepsini karıştıracağım. Bir irmik tatlısı yapacağım. Asla ölçüm yok. Yani bakıyorum, öyle çok koyu olursa biraz daha süt ekliyorum. Durum bu. Yemekleri de bu arada porsiyonladım. Dolaba koydum. Ondan sonra rahat olacak. Şimdi şöyle 1 litre sütümü boşaltıyorum. Şöyle birazcık. Göz kararım artık. Neyse. Ekliyorum. Sonra baktım sulu, katılaştırırım. Baktım katı, süt koyarım. Şöyle. Kakaoyu da aynı şekilde. Bunları meyveli falan yapıyorlar. İşte muzlu falan gayet güzel oluyor. Ben böyle sade de seviyorum. Çok da basit ya, gerçekten puding gibi. Videodan günler sonrasından size gelecekten sesleniyorum çok kısa. Bir markalardan gelenlerimiz var arkadaşlar. Hemen onlardan size bahsedeceğim. Bu videoyu da eklemek istedim. Markamız Louis Vuitton. Şöyle 4 tane ürün gelmiş.
hemen bahsedeceğim çünkü görmenizi istiyorum. Arkadaşlar bunları biliyorsunuz, markalardan gelenler kısmını sürekli çekilişlerde size hediye ediyorum. Bu yüzden bunların da çoğu ayrılacak. Aşağıdan hemen kanala ücretsiz olarak abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın. Bunlardan bir tanesi mavi kaş kirpik bakım serumu arkadaşlar. Bir tane biliyorsunuz mavi saç bakım serumu vardı ve çok sevilen bir üründü. Şimdi bunun kaş ve kirpik olanını yapmışlar. Hemen açacağım, size göstereceğim, bir dakika. Bir tanesi kaş anladığım kadarıyla, bir tanesi de kirpik için şöyle bir serumumuz var. Bunu ayırıyorum sizin için. Bir tane arkadaşlar vücut jelimiz var şu şekilde. Bunları bu arada tabii ki aşağı koyuyor olacağım açıklamalara, ürün linklerine. Şöyle bir jelimiz var. Şu mükemmel bir şey. Hemen bundan bahsedeceğim. Ama öncesinde arkadaşlar olay aktif karbon. Biliyorsunuz ki aktif karbon özellikle diş macunlarında inanılmaz etkili. Louis Bien de bunu çıkartmış ve göndermiş bize denememiz için. Şöyle aktif karbon içeren bir diş macunumuz var. Bu beyazlatıcı bir diş macunu ve aynı zamanda da aktif karbon diş temizleme tozu. Daha önce de bu üründen göndermişlerdi hatırlıyorum. Şöyle de bir yine aktif karbonlu diş ürünümüz var. Çok teşekkür ederim Louis Bien ailesine. Dediğim gibi linkleri aşağıda bulabileceksiniz. Artık geçmişe dönüyorum. Işınlanalım. Savcım, iyi günler. Cumhuriyet Savcısı Halil Mehmet geçiyor. Karnım bitti ya. Tarçın, ne oldu? Ne oldu kızım? Kaza bakayım. Konuşabiliyorsanız söyleyin. Nesiniz siz? İyi geceler herkese. Saygıyı izledik. Birazcık da YouTube'da gezindik. Instagram'dan da şurada gördüğünüz hesaptayım biliyorsunuz. Oradan da sizinle soru cevap yaptık. Çok keyifli bir akşam oldu gerçekten. Şimdi de yatıyorum artık, saat 1.30. Yarın Emre erken kalkacakmış. Benim de bir sürü işim var. Çekilecek videolar var falan. Ürün deneyeceğiz sizinle beraber kısmetse. Artık yatıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu haftalık videomuz da böyle olsun. Sonra birazcık daha alışverişle dolu bir şeyler çekmek istiyorum önümüzdeki hafta. Bakalım nasip olursa güzel olur. Konuşurken ağzım dilim dolanıyor. Emrah'a bak şimdi, bak. Bir şeyler söylemek ister misin? Herkese iyi geceler. İyi uykular, tatlı uyuyorlar. Rahmetli Adile Naşit vardı, hatırlıyor musun? Kuzucuklarım diye ninni okurdu. Sütbeç olmaya geliyorum. Kadayıf oldun, hadi bay bay. Bugün benim için de yorucu bir gün oldu diyebiliriz. Ama güzel oldu. Arabayı temizledik. Bebek arabasını. Emre onları çalışma odasına taşıdı bu arada. Yemek yaptık. Mutfağı toparladık. Hala ocağı silmedim. Yarına bıraktım. O bir kabul. Dediğim gibi Instagram'dan sizinle soru cevap yaptım. Çok tatlıydı ya. O kadar güzel cümleler söylüyorsunuz. O kadar güzel şeyler yazıyorsunuz ki çok çok hoşuma gidiyor. Sizi gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Vallahi iyi ki varsınız. Şimdi o zaman buraya kadar izlediyseniz bugünün kelimesini söylüyorum. Hatta bugünün cümlesi diyelim. Bugünün cümlesi iyi ki olsun. Buraya kadar izlediyseniz, kanala aboneyseniz ve bana destek vermek istiyorsanız aşağı iyi ki yazın, olur mu? Kendinize çok çok iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kocaman bir sürü öpücük. Hoşçakalın.